demişiz. İbrahim Kutlay. Karşı atak İbrahim Kutlay'dan Demet Şener'e. Evet, biz diyelim neymiş? Ne yapmış? Susturmuş. Tamam. Verelim görüntüyü, üzerine konuşalım. Bir ay uzaklaşma susturma kararı. Şimdi ben merak ediyorum Ece. Ne oldu da İbrahim Kutlay ve Demet Akalın... Şener. Ay özür dilerim. Ay. Demet Şener. Madonna'dan sonra. Demet Akalın değil, Demet Şener oldu. Tamam. İkisi de bekar, söyleyeyim ismini olmuş. Demet Şener. Ne oldu da hortladı evlilik bittikten sonra bu kadar celallendiler? Ne oluyor? Bir şey oldu. Bak gerçek, ben de hani sen yayında dedin değil mi? 32.500 ile alakalı bir şey olmayabilir. Çünkü 7 gün gecikmede bu kadar. Yapmaz dedik. Yapmaz hiçbir kadın dedi. Tabii. Bir şey var dedik. Çünkü bunlarda da başka bir şey var. Mesela benim bildiğim 2,5 yıldır devam eden bu süreç sessiz sedasız ve birbirlerine asla saygısızlık yapmadan devam etmişti. Şimdi İbrahim arıyor başka bir şey. Demet arıyor başka bir şey. Bu susturmayı ben İbrahim'in aklına sokmuş olabilir mi? 350 bin dolar affetme parası almış ya. Demet Şener. Tövbe tövbe. Şeyden dolayı. Aldatıyor İbrahim Kutlay. O da diyor ki tamam affediyorum, 350 bin dolar alıyor. Onu aldıktan 9 ay sonra boşanma davası açıyor ya. Ben dedim ki İbrahim'e, neden dedim hani bu olaylar böyle hortladı, bir susturma kararı niye almadın dedim. 350 bin dolar alıyorsa karşı taraf, affediyorsa tam susar değil mi? Gizlilik kararı. Gizlilik kararı. Bir şey imzalatırım ben mesela. Bilmiyorum bende mi cinlik var? Yok, doğru yani. Doğrusu 350 bin doları ben veriyorsam karşı tarafa susacak arkadaş. Öyle o kafada. Mesela onu söyledim. Belki de ondan esinlendi. Bir ayda Demet Şener'e susturma kararı aldı. Çünkü Demet Şener de yayınlara bağlanıyor veya açıklamalar yapıyor. Şimdi birisinin susturma, diğerinin uzaklaştırma kararı var. Uzaklaştırma olunca da konuşamıyorsun onunla ilgili. Mesaj da atamıyorsun hatta. Hakkında konuşamıyorsun evet. Hakkında konuşamıyorsun. Şimdi yayınlara bağlanamaz. WhatsApp'tan bile yazamıyorsun. Aynen. Demet Şener'i yayına bağlasak İbrahim Kutlay'ın iyisini edemez. Edemeyecek. Ama İbrahim Kutlay da edemez artık galiba. Tamam artık edemeyecek. Bu konu bence zaten. Bence de ben zaten bu tarz tedbirleri doğru buluyorum. Ben de doğru buluyorum. Ortada çocuk varken özellikle ne gereği var şimdi hiç yani? Gerek yok. Zaten bence başta yapılması gerekiyordu. Acaba senin gazına mı geldi? Seni dinledi mi? Ya da Edwina'nın bittiği bir presi mi var? Olabilir. Çünkü artık Edwina'nın fotoğraflar ayyuka çıkıp başka başka konular gündeme gelince. Edwina'nın İbrahim Kutlay'a yolladığı dekolte de demeyeceğim. Bayağı böyle bir poz, fotoğraf vardı biliyorsun. Biz onu ne diyebiliyorduk? Demet Şener'e gitti o diyebiliyorduk. Ama evet. Demet Şener aslında screenshot'ını almış yani. Fotoğrafını çekmiş. Ve İbrahim Kutlay'ın iddiasına göre birçok kişiye vermiş o görüntüyü. Dün bunu Yeşim Salkım'la kuliste konuştuk ve dedi ki hayır öyle bir şey yok dedi. Onu bayağı dedi. Demet'e yolladı dedi. İbrahim Kutlay da tam aksini söyledi. Tam tersini söyledi. Şu anda konuşma yasakları da var. Evet, dedim ki bunu yayında söyle, bunu yayında söyleyelim dedim. Konu oraya gelemedi. Maalesef ki orada Yeşim bir yalan var. Yeşim Salkım'la Demet Şener çok yakınlar. Zaten ben de o yüzden şey yaptım. Hayır benim gözümün önünde kız neleri gördü dedi. O fotoğrafta dedi İbrahim telefonuna falan alınmadı dedi. O fotoğrafı Edwina direkt Demet'e yolladı dedi. İbrahim neden böyle bir iddiada bulunuyor veya Demet neden bu iddiada bulunuyor? Enteresan. Şimdi ama şöyle bir doğruyu durum oluyor. İbrahim eğer böyle bir şey yokken bunu söylüyorsa tam anlamıyla Edwina'yı korumak için söylüyor. Evet. Çünkü birden imaj değişiyor Ece. Yani fotoğrafı İbrahim'e yollamışken, bu da kabul edilebilir bir şey değil ama hadi yollamışken birden Demet'e gönderme diye ortaya çıkıyor. Yani çok enteresan. Hadi fotoğrafı yollamadın. İç çamaşırı da mı yollamadın? İşte onunla mesela bir şey mesela iç çamaşırı var ortada anladın mı? Fotoğrafa bence tamam iyi tamam ama iç çamaşırı kadına yolladın. Fotoğraf kadına kadar yolladın. Kötü. Kötü ötesi ya. İç çamaşırı olmaz. Yani evet. Ay tövbe tövbe şimdi. Neyse. Ya sonuçta aslında bu olaylar kapansa mis. Bir taraf Edwina ile mutlu evlenecek. Diğer taraf Cenk Küpeli ile çok mutlu. O evlenecek. Da evlenecek. Geçmiş olsun. Artık geriye dönmemek lazım. Tabii bunu yaşamadan da kimse bilemez. Allah da kimseye yaşatmasın ama. Amin. Çok mutlular yani. İki çift de mutlu. Her iki çift de mutlu. Görüntüde. Yani görüntü öyle. Ama Demet'in iddialarına göre Edwina ile kavga edip sağa solu kırıyormuş, döküyormuşlar. Yardımcılar birbirine söylemiş. Yardımcılar birbirine söylemiş. Ama Cenk ile Demet daha çok yeniler. Daha kavga edecek bir şeyleri, cicim ayları daha. Dün mü oldu bu? Demet Şener oğlunu erkek arkadaşıyla bir araya getirmiş. Basket maçı yapmış. O görüntü var mı elimizde? Verelim. Aa çok güzel değil mi? Ve Cenk'le. Evet. Çok güzel ya. İşte güzel de.
İbrahim ona bozulur mu? Sessiz çekmişler. Ya şöyle bozulmaması lazım. Artık ikisinin de yeni bir hayatı var. Yeni bir düzeni var. Eğer Cenk Küpeli ile evlenirse Demet Şener, Cenk Küpeli o evde yaşar mı acaba İbrahim Kutlay'ın? Demet Şener tahsis ettiği evde. Bomba soru. Aa, yaşar mısın? Ortalığı karıştırdın şu an. Ha? Düşündüm şimdi kafamda. Sen yaşar bir mısın? Ben erkek olsam öyle yaşamam tabii ki de. Şeyi var. Kabul etmem. Anıları vardır belki. Anıları var. Ya bir de iki tane çocuğun düzenini de Demet Şener bozar mı? Bozmaz. Mecbur o evde yaşayacak. Ayrı demiş. Cenk Küpeli. Hayır. Ben bir şey merak ediyorum. Edwin'le çocuklarla tanıştı mı? Tanışsa bile Demet Şener etkilemez mi çocukları? Bence Edwin'le tanışmadı. Bence de tanışmadı. Edwina'yı tanıştırmadı henüz. Cenk hatta şeyi hatırlıyorum. Ben çocuklarımın karşısına gururla çıkabileceğim bir ilişki yaşıyorum demişti Demet Şener. Kaldı ki öyle de oldu. Çocuklarının karşısına çıkartabildi. Evet. İbrahim çıkartamadı. Ah, ilerleyen günlerde bakalım neler göreceğiz. Yalnız ev sorusu enteresan. Herkesin kafası bu yönde karışabilir. Başka evde yaşarlar, ne yapalım? Ama başka evde de evde yani kolay. Ay, evet. Değil oradan geç oraya, bir rezidans dairesine geçemezsin ki. Evde güzel. Şey çok şey gibi olmadı mı bu? Ne? Banu Alkan bir açıklama yapmış ya. Herkes çok büyük zorluklar çekti diyor. Paris'e gidemedim, dip boyamı yaptırmadım. Dip boyamı yaptıramadım diyor ya Paris'e. Evet, Şener çok mağdur olmayacak mı 4 katlı villadan? 2 katlıya geçerse falan. Değil olacak mı? Olur. Peki. Olabilir.